Herkese yepyeni bir konseptten merhaba. Evet, sonunda Mart ayının başlamasıyla birlikte uzun yıllardır planladığım kahve sohbetleri serimize başlıyoruz. Nedir bu kahve sohbetleri? Hemen kısaca bahsetmek istiyorum ve size de duyurularım var adı üzerinde. Kahvelerimizin bize eşlik ettiği, ne giydiğimizin, ne sürdüğümüzün ya da nasıl göründüğümüzün önemini yitirdiği, tek önemli olanın anlattıklarımızın olduğu bir konsept bu. Şu anda da kendimi en rahat hissettiğim yerdeyim. Yatağıma oturdum ve sizinle sohbet ediyorum. Önümde kocaman bir cam var ama hava yağmurlu, ışıksızlığın farkındayım. Ama ne demiştik? Önemli olan anlattıklarımız. Bu konseptte çoğu zaman sizin hikayeleriniz olacak. Siz anlatacaksınız arkadaşlar. Birlikte dinleyeceğiz. Sizin anlattıklarınıza ortak olacağız. Benim başımdan geçenleri konuşacağız. Bel anlatacağım. Yorumlarda buluşacağız. Tamamen biz olarak sohbetleşmiş olacağız. Tabii ki ben kahvemi içerken size o gün için hangi kahveyi tercih ettiğimi de söylemiş olacağım. Bugün Cafe Tropic'in Sevgililer Günü'ne özel olduğunu tahmin ettiğim Aşkın Kahvesini içiyoruz. Aşkın Kahvesini içerken de bence çok manidardır ki kadına şiddeti konuşuyoruz bugün. İnanılmaz güzel bir kahve. Ben birazcık sert demledim. Evet, bugün kadına şiddeti konuşacağız. Kadına şiddeti de bizlerin yaşadıkları üzerinden konuşacağız. El ele neler yapmamız gerektiğini birbirimize fikir vererek paylaşacağız. Ve tabii ki sizin anılarınızı okuyacağız. Bilgisayarımı elime almışken öncesinde bir misafirimiz var. Hemen davet edelim. Tabii ki tarçınsız olmaz. Şimdi elime bilgisayarımı aldım arkadaşlar. Çünkü geçen gün sizlere dedim ki umarım başınıza gelmemiştir. Umarım hiç şahit olmamışsınızdır. Fakat eğer başınıza gelmiş ya da çevrenizde gördüğünüz şiddet mağdurları varsa ya da şiddet mağduru olduysanız lütfen yaşadıklarınızı bizimle paylaşın. Biz de bunlardan ders çıkartalım. Çünkü hani hep diyoruz ya, sevgi paylaştıkça çoğalır. Arkadaşlar emin olun, bazen böyle içimize düşen, kalbimize oturan o kara bulutlar var ya, onlar da paylaştıkça azalır. Böyle olunca hiçbirimizin hiçbir zaman bir şeyleri içine atmasını istemiyorum. Hadi paylaşalım dedim. Siz de sağ olun bana birçok mail gönderdiniz. Ne ileride aşktan meşkten söz ederken, ne bileyim aldatılmaktan ya da şiddetten bahsederken, ne iş hayatından ne arkadaştan söz ederken her zaman isminizi vermemeye dikkat edeceğimi lütfen unutmayın. Hatta isminizi vermekten öte, eğer anlattıklarınız içerisinde tanınmanızı sağlayacak şeyler varsa buna ekstra dikkat ettiğimi lütfen bilin. Çünkü burada önemli olan Ayşe, Fatma, Sevgi, Ece değil. Önemli olan neler yaşadığımız ve bazılarımız bunları yaşıyorken bizlerin ona destek olması ve kendi hayatımıza da ders çıkarmamız. Çok fazla uzatmıyorum. Siz benim ne demek istediğimi zaten anladınız. Evet, artık maillere geçebiliriz. sevgiye.sor@hotmail.com adresine göndermiş olduğunuz hikayelerinizi o konsepte göre seçmeye gayret edeceğim. Seçtiğimiz konseptimize şuradaki Instagram adresinden size duyuruyor olacağım. Böyle olunca çok daha kolaylaşacak bazı şeyler. Evet, başlıyoruz bakalım. İlk ortak olacağımız hayat nasılmış? Merhaba Sevgi abla. Ben bu yazıyı kendim için değil, teyzem için yazıyorum. Teyzem bir şehir ismi vermiş. Özel bir hastanede hasta kabul olarak çalışıyor. İki tane çocuğu var ve bu çocuklar henüz küçük. İlkokula gidiyorlar. Eniştem çok sorumsuz biri. Sürekli bir işe girip beğenmeyip o işten çıkıyor. Teyzeme hep sözlü şiddet uygular, yani halk arasındaki tabirle hakaret eder. Daha bismillah, bak benim at geldi. Ben ilk başta bu durumu ikinci kuzenimin doğumuna, o şehre gidince fark ettim. Olay şöyle olmuştu. Eniştem isteklerini liste yaptı. Herhalde hani ne lazımsa listelemesini istemiş. Bu arada doğum olmuş ve isteklerine anca yetişebiliyormuş. Teyzesi de kağıt kalem alıp liste yazmış. Diyor ki listede bebek bezi gibi ihtiyaçlar vardı ve yine aslında bebek ihtiyacıyla alakalı göğüs pedi vardı. Enişteme bu listeyi uzatınca bunlar ne gibi sert cümleler kullandı. Neyse, şimdi bir şey diyeceğim de gerçekten. Biz içeride yemek yiyoruz galiba, ya da yemek yiyorlar zannederken elinde çocuk olup onu emziren teyzemi sert bir şekilde ittirdiğine şahit oldum.
O zaman yaşımdan ve korkumdan biraz daha içeriye yansıtmamak adına sessiz kaldım. Ama şu an olsa asla sessiz kalmam ve ortalığı ayağa kaldırırım. Mükemmelsin. Üzerine konuşacağız ama böyle düşünmüş olmana çok sevindim. O gün teyzeme bu hakaretin ilk kez olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Hamileyken diğer teyzemlerin yanında da karnından sertçe ittirerek alın götürün bunu gibi şeyler dediğini öğrenince eniştemden nefret ettim. Şu anda eniştemden ben de nefret ediyorum. Bu da yetmez gibi şu an eniştem işte çalışmıyor. 24 saat evde takılıyor ve okula giden kendini ifade edebilen kuzenlerime teyzem sen gelince okuldan ilgilen demesine rağmen ben bakmam deyip bakıcı getirtiyor. Oo, nasıl ödeniyor bu paralar? Teyzen çalışıyor garibim herhalde. Bakıcın onun yanında rahat edemediği için gelmek istemiyor yani. Ne işi var yani kardeşim erkeğin evde, ben anlamadım ki. Bu yüzden teyzem boşuna bakıcı parasını ödüyor, al işte. Ve ev kirası, elektrik, su gibi faturaları da kendi askeri ücretiyle ödüyor. İnanamıyorum. Sorum şu, teyzemi nasıl boşanmaya ikna edebiliriz? Uzun oldu biraz ama açıklayıcı olsun istedim. Tabii ki ismini vermeyeceğim güzeller güzelim ama anlattığın için çok teşekkür ederim. Ben bu konuda ne yazık ki bir uzman tabii ki değilim. Sadece kendi düşüncelerimden sizle bahsetmek istiyorum, biliyorsunuz. Ve özellikle anlattıklarından da bir ders çıkartalım istiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu öküz gibi insanlar, ya gerçekten öküze de hakaret de, neyse. İnsanlık müsveddesi gibi insanlar çok fazla var toplumumuzda. Şimdi orada öküz göğüs pedini görmüş. Demiş ki bu ne? Şimdi ben bunu nasıl alacağım? Niye? Çünkü orada belki bir, eğer bunu eczaneden falan istiyorsa herhalde belki ayıp mı? Bilmem ne mi falan. 2 utanmış olabiliyor kadından, belki istemek zorunda kalacak bunu. 3 belki markette, neyse işte göğüs pedi nerede satılıyorsa, kasaya giderken bununla yüzleşecek. Çekilmiş olmanı anlayabilirim gerçekten. Çok saçma gelmiyor mu? Tabii ki çok saçma geliyor. Yani arkadaşlar, mesela regle olmak. Şimdi regle olmak o kadar doğal bir süreç ki. Ama nedir? Ya bazen büyüklerimiz ya da bazen bizler, ne bileyim işte, bir yere gidip marketten ped almaya utanıyoruz. Benim için çok anlaşılması zor bir durum ama bu olabiliyor. Bunu anlıyorum ama anlayamadığım ne biliyor musun? O pedi almaya gitmeye utanan kişi karısına hakaret etmeye utanmıyor. Özellikle başkalarının yanında, bunun başkası ya da yalnızı zaten yok. Bunu söylemem gerekiyor. Ama özellikle başkalarının yanında da kadının onurunu zedelemezsin hakaret edince. Kendi onurunu zedelersin. Bunu bilmeni isterim öncelikle. Onun yanında hakaret ederken de utanmıyor. Bir şekilde sözlü şiddete maruz kalıyorsanız bilin ki bunun bir tık ilerisi de fiziksel şiddet olabilir. Şiddetin o kadar çok çeşidi var ki. Fiziksel, cinsel, psikolojik, o kadar çok çeşidi var ki. Bunlardan birini yapan bir insanın diğerlerine de meyledebileceğini lütfen unutmayın. Bu sadece kızlı erkekli bir şey dedi. Ya biz kadına şiddet dedik de bunun kadına erkeği de yok. Aslında konu şiddet arkadaşlar. Vücut olarak da bir kadının erkeğe bir fiziksel şiddet anında zarar verebilitesi çok daha düşük oluyor. Fiziksel yapıdan kaynaklı. Ama psikolojik şiddeti de var bunun. Ben bazen kız arkadaşlarımın eşlerine ya da sevgililerine de psikolojik şiddet uyguladıklarına şahit oluyorum ve buna gerçekten çok üzülüyorum. Bir erkeğin, özellikle kendi çocuğunu değil, bir çocuk taşıyan kadına fiziksel olarak itmesi, kakması, bunların hepsi dayaktır arkadaşlar. Bunu kesinlikle bahseden arkadaşımızın teyzesi için söylemem. Genel olarak söylüyorum ki itmesi, kakması bence dövmesiyle aynı. Eğer şöyle düşünenleriniz varsa, kocam beni itiyor ya da işte bana işte şey vardır ya, erkekte böyle el kaldırır ya da işte yumruk kaldırır falan. Bir tokat işareti yapıyorsa, aa işte beni dövmedi. Böyle düşünmeyin ha. Ya bunu kesinlikle düşünmeyin. Yani onu kaldıran indirir de. Yani o ana kadar, o anda onun iradesi buna engel olmuş ama bir sonrakinde engel olacak diye bir şey yok. Bunların hepsi şiddettir arkadaşlar. Lütfen bunları bir arada tutalım. Bir insanın şiddet göstermesi için karşındakinin ağzını yüzünü dağıtmasına gerek yok. Ya bunu bir anlamak istiyorum. Çünkü bizler, genelde kadınlar bunu yapar. İşte mesela bir çocuk sahibi ise yuvam yıkılmasın, çocukların babasını yanlış tanımasın durumunda oluyor. Belli ki bu konu çok dallanıp budaklanacak ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer haberlerde de duyduysanız, YouTube'da takip ediyorsanız özellikle, geçen gün çok tatlı bir hanımefendinin, bir astroloğun yıllardır, yaklaşık 10 yıldır eşinden şiddet gördüğünü duyduk.
Ve 10 yıldır bu kadıncağız çocukları için, çünkü şu anda çocuğu 13 yaşında ve 10 yıldır düşünün bu şiddeti görüyorsa çocuğu 3 yaşında. Aldatıldığını, fiziksel olarak şiddete maruz kaldığını, psikolojik olarak of ne şiddetlere maruz kalmış. Onları hepsine bir anda arkadaşlar döküldü ağzından bu kadıncağızın. Artık tutamadı. Anlatmayacaktı. Yanındaki kadın arkadaşı dedi işte niye sesin kısık vesaire dedi. Üzgünüm üzgünüm derken bir anda arkadaşlar yanındaki kadın da hani ısrar etmediği halde artık kadıncağız o kadar taştı ki yayında bunları söylemiş bulundu. İyi ki de taşmış, iyi ki de söyledi. Eminim ki söyledikçe hafifledi. Ama 10 yıl, 10 yıl çocukları için bunlara sustuğunu, eşini sevdiğini düşündüğü için bunlara sustuğunu ya da ünlü olduğu için, herkes tarafından tanındığı için, eşinin yanlış tanınmaması için bunlara sustuğunu söyledi. Maalesef kadınlarımız da şiddet gördüğünde utanma gibi bir duygu oluyor. Cümlelerimi doğru seçmeye çalışıyorum ama belki onu çok daha gözümüzde küçülteceğiz zannediyor. Ya da eşine nefret duyacağız, ne bileyim ama bak o kocan seni dövmüştü diyeceğiz zannediyor. Ya da çocuklarını ayrı büyütmek istemiyor. Ya da çalışmıyor ya da eğitim almamış, ne yapacağım, nereye gideceğim diyor. Ama bu örneğe geri dönersek arkadaşlar, işi eliye ekmek tutan, kocası evde affedersin camış gibi yatarken sabahtan akşama kadar askeri ücreti kazanmak için, çocuklarına yetebilmek için çalışan kadınlarımız da var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey, eğer bize değer vermeyen bir insan karşımızda varsa öncelikle değeri kendimize vermemiz olmuyor mu? Şimdi bunu yazan arkadaşımız demiş ki teyzemi boşanmaya nasıl ikna edeceğim? Bence teyzemi boşanmaya ikna etmekten öte, bence önce teyzene yaşadıklarıyla yüzleşmeye ikna etmen gerekiyor. Oturduğumuzda ya teyze ben böyle bir şeye şahit oluyorum. Ya bu konuda senin için ne yapabilirim? O anda o anne düşünebilir, yani çocuklarım ev ortamından ayrı kalacak. Ama senin çocuğun daha yakında o adamın sana vurduğunu şahit olduğunda o zaman ne olacak? Bak geçenlerde hatırlıyor musunuz? Geçenlerde dediğimde birkaç sene önce ağlaya ağlaya izlemiştim o programı. O kızcağız hala burnumda sızıdır arkadaşlar. Annesine şiddet gösteren, silah dayayıp ona senet imzalatmaya çalışan babasını çıkan arbedede öldürdü arkadaşlar. Minicik kız şu anda cezaevinde. Öyle şeyler yaşanıyor ki evlerde. Yani bırak öldürmeyi, bırak şiddet göstermeyi. Buna maruz kalan çocuğun muhtemelen erkenden evleniyorlar. Sonra eşlerinden de aynı şeyi görüyorlar. Niye? Çünkü o anda düşünüyorlar ki denize düşen yılana sarılır. Daha mutlu bir yuvam olsun deyip evleniyorlar. Sonra kavga, kıyamet. Gencecik yaşta okullarını bırakıp evlendikleri için, ayakları yere basmadığı için, kocası tarafından da bambaşka şiddete maruz kalınca diyor ki beterin beterine rastladım. Bu yüzden her şey evde başlıyor arkadaşlar. Her şey sağlıklı bir psikolojiyle başlıyor. Sizin kendi baş başa kaldığınızda yaşadığınız şiddet dışında çocuğunuz da buna maruz kaldığında artık bu konuya bir dur demeniz gerekiyor. Çünkü sizden aldığını o da hayatına aksettirecek. Ya bu olmasın, ya erkeklere karşı çok güvensiz olacak. Çünkü evde babasının annesini dövdüğünü görüyor. Ya çok kavgacı olacak. Genelde daha çok erkek çocukları bu şekilde oluyor. Böyle daha isyankar olabiliyorlar. Ya daha kavgacı olacak. Ya da o da ezildiği için erkenden evden kaçmak isteyecek. Belki evlilik kuracak. Ya da hiçbir şekilde evlenmediğini varsayalım. O da bu şiddeti yaşadığında yarın bir gün kendi eşinden bunu kafasında normalleştirmiş olacak. Çünkü yıllardır bunu gördü. Anlatabiliyor muyum? Babası annesine yıllardır hakaret ediyordu. Yani o da eşine hakaret edebilir. Ya da eşi de ona hakaret edebilir. Düşüncesi bir kez beynine oturdu mu var ya bunun önüne geçemezsiniz. Bu yüzden öncelikle lütfen teyzene haklarını hatırlat. Bir bak bakalım kadın sığınma evlerindeki şartlar nedir? Neler onu bekliyor? Ya da aile büyükleri varsa bu konu nasıl aşabilir daha ileri gitmeden? Teyzen ayrılmak istiyor mu? Bunların hepsi o kadar önemli ki ya da gerçekten size anlatmadığı neler yaşıyor? Belki bir psikologdan yardım alabilirsin. Devletin dünya kadar kurumu var arkadaşlar. Para bile vermenize gerek yok. Sen kendin gidip öncelikle bir randevu alıp böyle başına gelenleri anlatabilirsin. Aynı zamanda teyzeni de buna gitmeye ikna edebilirsin. Bunu işin uzmanına bırakabilirsin. Bence bu çok daha güzel olur. Teyzenle dertleşip
bir randevu alıp teyzenin bir psikoloğa götürdüğünde belki çok daha farklı şeylerin farkına varacak. Belki hayatı bambaşka bir şekilde sürecek. Bu yüzden öncelikle benim sana tavsiyem teyzenle konuşman, bu konuda onun yanında olduğunu, her zaman yanında olacağını belirtmen, ardından bir psikologla görüşmenizi sağlaman. Bir uzmana size önerisiyle belki aile büyüğü söz konusu olabilir. Belki teyzen bunu kendi kendine eşiyle aşmak ya da bunu noktalamak istiyor olabilir. Bunların hepsi öncelikle bizim bazı şeyleri gördüğümüzde içimiz parçalanıyor. Ama bunu gören, bunu yaşayan aslında insanlar bambaşka düşünebiliyor. Dediğim gibi her şeyi uzmanına bırakmakta fayda var. Lütfen teyzenle konuş. Bir tane daha yorumumuz var. Benim şu anda yüreğimi dağladı şu anda bakarken buna. Abla, benim de annem babamla evli olduğu dönemlerde neredeyse her hafta dayak yiyordu. Çünkü babam bir şizofreni hastasıydı ve annemi hep suçlar döverdi. Babamdan ayrıldıktan sonra başka biriyle evlendi annem. Sadece istediği, sadece sevgi ve huzurdu. Ve yine dayak yiyordu. Affediyordu, seviyordu, düzelir diyordu. Yine dayak yiyordu. Ve sanki bir kadını değil de emsali birine döver gibi dövüyordu. Bu durumdan ben de çok etkilendim. Şikayet etsek de artık o adamın hak ettiğini bulacağını sanmıyorum. Bu konuda çok yanılırsın. Sana dayak atan birini sevemezsin. Seviyordu işte vesaire inanmıyorum. Düzelir düşünüyordu ya, anlayabiliyorum. Çünkü hani düzelir, yuvam bozulmasın. Bir kez evlenmişim, ayrılmışım, ikinci kez diye düşünüyor olabilirsin. Bu bence yanlış bir düşünce. Tabii ki hepimiz yanlış bir düşünce. Ama seviyordum demek, bilemiyorum. Çünkü sürekli dayak yediğin birini nasıl seversin ki? O kişi seni nasıl seviyor ki seni dövüyor? Yani ya da onun seni sevdiğine nasıl inanırsın? Yani çocuğunu, eşini seviyorsan nasıl dövüyorsun? Hani baksana, diyor ki kızcağız emsali gibi dövüyordu diyor. Yani pataküte dalıyor adam. Böyle sevgi olur mu? Tabii ki olmaz arkadaşlar. Lütfen bu düşünceden bir vazgeçelim öncelikle. Düzen bozmaktan çok korkuyoruz kadın olarak. Yani ben buna hak veriyorum. Özellikle çocuklar varsa böyle oluyor. Düzeni bozmak istemiyoruz. Hayır. Şems Tebrizi'nin sözünü duymuşsunuzdur. Düzenim bozulur, hayatım alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını? O kadar doğru bir cümle ki bu. Bazen düzenimiz, düzen, ben de mesela öyle. Yani mesela bir işe giriyoruz. Benim çok yakınlarımda da böyle. Şimdi bir işe giriyoruz, iş yerinde mutlu değiliz. Ama istifade edemiyoruz ya. Niye? Çünkü bir düzenimiz oturmuş ya orada. Mutlu olmasak da bir düzenimiz var. Çünkü öbür türlü başımıza neler geldiğini bilemiyoruz. Ben bu düşünceyi, bu hissi o kadar iyi anlıyorum ki. Fakat bu düzeni bozmadan da sadece o çarkı aynı şekilde döndürürüz arkadaşlar. Ne zaman düzenimizi bozarız, o zaman hayatımızda bambaşka kapılar açılır. Buna lütfen böyle bakmak gerekiyor. Olur muymuş o adam işte ceza almayacak mıymış da bilmem neymiş. Olabilir mi böyle bir şey? Umarım annen hala böyle bir şey yaşamıyordur. Arkadaşlar lütfen, eğer böyle yaşayanlarınız varsa lütfen bir koruma kararı kesinlikle çıkartın. Lütfen hemen bir kadın sığınma evine başvurun. Kadın sığınma evine geldiğinizde o adama sizin adresiniz dahi belirmiyor arkadaşlar. Bir düzen kurana kadar lütfen bunu yapın. Neden şikayet etmekten korkalım ki? O bizi döverken, bizim canımızı yakarken korkuyor muydu? Ya Allah korusun bambaşka şeyler olsaydı, ya çok daha büyüseydi, ne bileyim. Olur ya işte, kadına bir tokat atıyor, kadın orada ne bileyim camdan çıkıyor bilmem ne. Ya o kadar korkunç hikayeler duyuyoruz ki. Ya böyle bir şey olsaydı? O ona zarar vermekten korkmuyor da ben onun alacağı cezadan mı korkacağım? Hiç korkmam. Önce otururum annemle konuşurum. Dediğim gibi ya, mutlaka bunda bir psikolojik yardım, bir devlet yardımı. Eğer bunu, bakın, eğer bunu devlet konusuna duyurmak istemiyorsanız lütfen öncelikle bir psikolojik yardım alın. Arkadaşlar, psikoloğa gitmek artık boğazın ardında eczaneye gitmek gibi bir şey. Çünkü öyle bir durumda oluyoruz ki bazen hayatın o kaosu içerisinde bu kaostaki şeyleri kendimiz etrafımızda bir arbede varken bunu göremiyor olabiliyoruz. Birinin bizi şöyle bir iki merdiven yukarıya taşımasına ihtiyacımız oluyor. Bu da bizi daha çok sakinleştirecek, bizim daha derinimize inecek işin uzmanları tarafından oluyor. Lütfen böyle bir imkanınız varken, özel hastanede değil ya, devlet hastanesinde psikologlarınız varken lütfen bir gidin, ilaçla vesaireden öte bir anlatın.
lütfen ne yapmanız gerektiğini ilk önce psikolojikman ele alın. Sonra da lütfen devletin bu imkanından yararlanın arkadaşlar. Size bunları önermeden önce şunu söylemek istiyorum ki o kadar çok internetten baktım. Öyle güzel yerler gördüm ki arkadaşlar. Bakın bana güvenin. Lütfen, lütfen şiddete maruz bırakılmayın. Lütfen çaresizim gibi düşünmeyin. Hiçbir şekilde. En öncelikle siz değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın. Siz bir çare istedikten sonra o çare var arkadaşlar. Hiç kimseden hiçbir şey beklemenize gerek yok. Çıkın, gidin ve bu desteği lütfen alın. Bir şeyler düzelir diye düşünmeyin. Zaten düzelecek olsaydı hiç başlamazdı. Lütfen bunu düşünün. Elbette kimse size yuvanı yık, boşan bilmem ne böyle bir öneri zaten veremez. Buna karar verecek olan sensin. Ama sen boşanmamak ve düzen dediğin şey bozulmayacak diye her gün dayak mı yiyeceksin? Her gün yediğin dayak mı bunun düzeni? Arkadaşlar bırak düzen bozulsun. Düzen bozulsun ki düzen düzelsin. Böyle düşünüyorum. Umarım doğru cümleler söylüyorumdur ve size doğru yönlendiriyorumdur. Lütfen bunu düşünün. Şu anda sizle bunları konuşurken karısının kapısının önünde ateş açan, evde küçücük çocukları ağlarken gördüğüm görüntüler var. Instagram'da şok geçirmiştim gerçekten. Hep sürekli arkadaşlar bunun boyutu artıyor. Lütfen bunu bilin. Bunun boyutu artıyor. Bir şekilde o düzeni değiştirmek bizim elimizde. Şimdi size bir mail okuyacağım. Burada ne demek istediğimi çok daha anlatmış aslında yazan kişi. Canım sevgim, ben eşimle evlenmeden önce görücü usulü tanışmıştık ve bana çabuk sinirlendiğini söylemişti. Ama ben bu ne demek anlamamıştım çünkü çevremdeki herkes öfkesini kontrol edebilen insanlar ve genelde yüksek sesle konuşmazlar. İlk evlendiğimiz zamanlar bana sesini yükseltince bana kızma, bana bağırma diye cevap veriyordum. Sana kızmıyorum gibi cevaplar veriyormuş. Daha sonra sokakta bir şey sinirlenip bana bağırdı birkaç kez. Hep acırırdım sokakta kocası bağıran kadınlara, Allah bilir evde neler yaşıyordur diye içimden geçirirdim. Benim yaşadıklarım sadece bağırma üzerineydi. Zamanla birbirimize içimizi dökünce babasının kendisinin en ufak hatasında kızdığını ve bazen dövdüğünü anlattı. 30 yaşında olmasına rağmen hala bazen kızıyor. Herhalde babası ona kızıyor. Zavallı eşim demek istiyorum. Hiç şımartılmadan hep hayır cevabını almış. İşte burada ne kadar bazı şeylerin önemli olduğunu görüyoruz. Burada fiziksel şiddete maruz kalmadığı için yani bir şekilde doğru yani psikolojik şiddetle bağırmak vesaire gibi yani fiziksel şiddet bunların hepsi şiddet. Evet bunun azı çoğu yok. Ama mesela bir ses yükselttiği için eşinizi herhalde hemen boşamazsınız diye düşünüyorum. Bu yüzden de bazı şeylerin her birinin yönteminin birazcık daha farklı olduğuna inanıyorum. Çok şükür ki bunu yazan arkadaşım eşiyle beraber bu konuyu konuşmuşlar ve eşi ona içine dökmüş. Bu çok önemli. Çocukken yaşanılan şeyler öyle büyük travmalara yol açıyor ki. Tahmin edemezsiniz. O psikologlara gittiğinizde daha iyi anlayacaksınız. Ben psikoloğa gittiğimde kafamda neden anksiyete sorunu yaşadığımla alakalı birkaç şey vardı ve psikoloğa gittim dedim ki ben anksiyete problemi yaşıyorum çünkü ben şunu yaşamıştım herhalde bununla alakalı. Hayır arkadaşlar kesinlikle onunla alakalı değildi. Çünkü bazen düşünmeyi reddediyor, kabullenmeyi reddediyor insan. Ama düşünsenize kim bilir bu çocuk kaç yıl bunları yaşadı. Böyle olunca ne demiştik biraz önceki hikayelerde? Baba anneye kızıyorsa mesela ya da baba çocuğa kızıyorsa artık o kızma ya da ses yükseltme karşındakinde normalleşiyor. Şimdi sen hayatın boyunca hiç hakarete uğrama. Ben de döneyim sana diyeyim ki sen salak mısın? Var ya sana o kadar büyük bir hakaret gibi gelir ki bu benim söylediğim şey. Oysa ki sana her gün söyleyeyim salak mısın, salak mısın, aptal mısın, salak mısın? Ne olur biliyor musun? Normalleşir. Böyle çünkü. İnsanoğlu böyle. Sadece insan da değil, her canlı aslında bir şeye adapte olabiliyor. Ama bizim burada önemli olan neyi normalleştirdiğimiz. Bu yüzden arkadaşlar bakın burada bu arkadaşımızın anlattığından da kendimize çıkartacağımız ders. Lütfen çocuklarınıza bağırmayın. Lütfen hakaret etmeyin. Tabii ki ben de yani bakıyorum arkadaşlarımın çocuklarına diyorum ki yani hani nasıl sabrediyorsun dediğim noktalar oluyor. Tabii ki sesiniz yükselecek. Tabii ki insanın sesimiz yükseliyor. Fakat bunu her gün, her konuda yaparsak bu çocuk için normalleşmiş olacak ve o çocuk da büyüyecek,
O da kendi çocuklarını yetiştirecek. Senden ne aldıysa öyle gidecek arkadaşlar. Bunu en çok bizim yaşlarımızdaki kişiler anne babalarından, hatta onların da babalarından duyarlar. Çünkü bizim babalarımız da babalarından öyle işte bizim gibi işte canımlı, cicimli, kucaklaşmalı falan böyle şeyler genellikle görmedikleri için babalar böyle bir tık daha saygı adı altında eskiden, çünkü onlar da kendi babalarını da görmemişler. Saygı adı altında bir tık daha mesafeli oldukları için böyle kuşak kuşak artık birazcık daha evrile evrile artık düzeldi. Böyle olunca anlayış göstermek lazım ve çocuklara bol bol sevgi göstermek lazım. Bol sarılmak şart. Evet, bir 3 tane daha okuyup ondan sonra bırakalım. Bir tanesini sona okudum ve delirdim. Onu sona bırakacağım. Bir tane soru var. Merhaba sevgi. Kahve sohbetleri senin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İlk konum kadına şiddet. Evet. Ben belki fiziki bir şiddet görmedim ama bir kadının hisleriyle oynamak ve bunu kullanıp ona zarar vermeye çalışmak da şiddetin bir türü değil mi? Tabii ki bir türü. Deli gibi aşık olduğum, aşktan gözlerimi kör eden kişi benim bu hislerimi kullanıp faydalanmaya çalışarak bana oyun oynadı. Benimle birlikte olmaya çalıştı. Hala nasıl oldu anlayamasam da kendimi ondan korumayı başardım. Ama eveline ulaşamayınca benden önce o beni terk etti. Aylar sonra büyü bozulunca gerçekleri fark edebildim. Tanışmamız, bana yaklaşması, bu sözleri, sevgisi hepsi aslında bir oyunun parçasıymış. Ben bunu göremedim. Arkadaşlar tabii ki buna bir şiddet. Bu aslında birazcık daha cinsel bir şiddet gibi. Bu konuda çok çok bilinçlenmemiz şart. Özellikle yaşı birazcık daha küçük arkadaşlarımızın. Çünkü ergenlik çağıyla beraber, hormonlarımızın devreye girmesiyle beraber, yeni şeyleri keşfetmemizle beraber birçok şeyi hemen tüketmek istiyoruz. Böyle olunca bazı şeyleri düşünmeden, bazı şeyleri planlamadan hızlı hızlı yaşayıp hızlı hızlı tüketmeye başlıyoruz. Yani biz 15, 16, 17 yaşlarımızda, 13, 14 yaşlarımızdayken sanki zannediyoruz ki biz o kadar büyüğüz ki, o kadar uzun yıllar yaşadık ki ya da artık erişkiniz zannediyoruz. Ama aslında böyle değil ve bunu bize söyleyen kişilere de ben koca kızım, nasıl bunu anlamaz diye bakıyoruz. Şu anda mesela evlilik sınırı falan 18 ya, bence net böyle 25 falan olmalı. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü benim inanın bak kendim olarak söylüyorum. Şu anda 30 yaşındayım. 28 yaşıma kadar arkadaşlar bildiğim birçok şey yanlışmış. Bak gerçekten. Kafam 28 yaşında falan çalışmaya başladı tam anlamıyla. Artık o büyük tepkilerim azalmaya başladı. Ufacık şeyleri problem etmelerim azalmaya başladı. Ya da ne bileyim çok böyle hızlı hızlı bir şeyleri tüketmeye çalışmalarım azalmaya başladı. İnanın, bak inanın belki bunlar size söyleyeceklerim. Çünkü bana da söylendiğinde o kadar saçma geliyordu ki. Buna emin olabilirsiniz ama böyle. Sen çok doğru olanı yapmışsın. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bir şeye öncelikle kendi hazır olduğunu düşündüğü bir noktada senin hislerini önemsemeden seni hazır etmeye çalışmak en büyük şiddettir arkadaşlar. Yaşından bahsetmemişsin ama sevgi dediğin için hani genelde ablalı cümleler kuruyor bu 13-14 yaşındaki arkadaşlarımız. Yaşının birazcık daha bana yakın olduğunu düşünüyorum. Sen 30 yaşında da bir şeye hayır deme hakkına sahipsin. 20 yaşında da sahipsin. 15 yaşında da sahipsin. Sen bir şeye hayır dediğinde karşındaki insanın sana kırılmak gibi bir durumunun söz konusu olması imkansız. Şöyle düşünelim, seninle beraber kahve içmeye gidiyoruz. Ben kahvemi içiyorum. Sana da diyorum ki sen de kahve iç. Sen de diyorsun ki hayır ben kahve içmek istemiyorum. Hayır, kahve iç. İstemiyorum. Beni sevmiyor musun? Kahve içmeyecek misin? Abi istemiyorum. Bu kadar basit bir örnekte dahi bir şey istememen beni sevmediğin anlamına gelir mi? Ya da bir şeye hayır demen, hayır ben bunu tercih etmiyorum demen. Neden beni kırsın ki? Bu senin kendi kararın. Ben seni eğer seviyorsam, sana değer veriyorsam kendi bencilliğimden uzaklaşmalıyım. Velev ki bu kahveyi içtik birlikte. Sen bu kahveyi severek mi içtin? Hayır, sadece beni mutlu etmek için. O zaman benim seni sadece bu kahveyi içtin diye değerli görmemin gereği yok ki. Çünkü sen zaten kendin için kötü bir şey yaptın. İstemediğin bir şey yaptın. Sadece başkasını mutlu etmek için. Anlatabiliyor muyum? Bu ne kadar basit bir örnekti ve ne kadar saçma, değil mi? Öyle geldi. Sonuçta ben bile anlatırken ne kadar saçma buldum. Peki bu senin hayal ettiğin ya da senin hazır olacağın, senin için önemli bir konuysa
Bir de o zaman düşün. Ben seni bir kahveye dahi zorlayamıyorsam, bu çok saçma geliyorsa, senin hayatına ya da akşam başını yastığa koyduğunda iç sıkıntına neden olabilecek bir şey konusunda zorluyorsam, seni sevmiş olabilir miyim? Sakın gelip bana şey demesinler bak. Ben bunu işte seninle yaşamak istiyorum da seni çok seviyorum da. Hadi ya. Beni seviyorsan beni zorlama arkadaşım. Zorlama. Bir de kızı terk etmiş. Ya lütfen. Kim giderse gitsin arkadaşlar. Kim giderse gitsin. Sen önce kendi değerinin farkına var. O kadar değerlisin ki. Seni sadece bedenin için, seni sadece karşı tarafın isteklerine karşılık verebileceğin için değil, seni sen olduğun için, seni bu değerin için sevecek insanlar var. Ve ben her zaman şöyle düşünüyorum ki insanlar iyi ki hayatımızdan çıkıyor. İşlerimizi iyi ki bırakıyoruz, iyi ki ayrılıyoruz. Niye? Çünkü o iş yerinden kovulmasaydık ya da çıkartılmasaydık ya da çıkmasaydık bizim için doğru olan işin kapısı açılmayacaktı. O çocuktan ayrılmasaydık doğru insanı bulamayacaktık. Yani insanlar sadece hayatımızdan çıkarak bize yardım ediyorlar. Teşekkürler. Bye. Evet, son 2. Merhaba Sevgi. Öncelikle belirtmek istiyorum ki seni gerçekten çok ama çok samimi buluyorum ve çok severek izliyorum. Uzakta yaşayan arkadaşım gibisin. Bu his gerçekten çok tatlı. O kadar tatlısın ki. Seni çok seviyorum. Umarım istediğin her güzel şey gerçekleşir. Hepimizin dilerim. Konuya gelecek olursam, ben yıllar önce yaşadığım bir ilişkiyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. O zamanlar 18-19 yaşındaydım. Bir ilişkim olmuştu, bilirsin, ergenlik zamanları. Uzaktan bir ilişkiydi, sadece yaz tatillerinde görüşüyorduk. Uzaktan olduğu için de haliyle bir ayrılık, bir barışma oluyordu. Ben Ankara'da olduğum zamanlar WhatsApp'a girdiğimde anında kimle konuşuyorsun, niye WhatsApp'tasın tarzında mesajlar atıyordu. Bak, psikolojik şiddet başlamış. Başlarda uzaktayız diye bunu yapıyor, kıskanıyor diye düşünüyordum. Ama bu sürekli hale girince sıkıcı olmaya ve kıskançlığın dışında bir şeye dönüşmeye başladı. Bu bile psikolojik bir şiddetti benim için. Düşünsene, arkadaşlarınla konuşuyorsun, bir anda tepende bir baskı oluşuyor. Kesinlikle haklısın. Her neyse, bir ara beni görmek için Ankara'ya geldi. Ben de o zamanlar dershaneye gidiyorum. Üniversite sınavı için gidiyormuş. Dershanemize çok sevdiğimiz hocalarımızın doğum gününü kutlayacaktık. Kızlar etek ya da elbise giysin dedik. Buna karıştı deme sakın. Hocamızın doğum gününü kutladık. Fotoğraflar çekildik. Sonrasında erkek arkadaşım beni ortak bir arkadaşımızın evine davet etti. Oturup sohbet edelim diye. Otururken bir anda telefonumu alıp fotoğraflara bakmaya başladı. Ve hocamızla çekildiğim bir fotoğrafımı gördü. Sırf etek giydiğim için kızmaya başladı ve kıskançlık krizine girdi. Vay öküz ya bunlar. Resmen ruh hastası. Evet, ruh hastası. Neyse, sonra arkadaşın odasına gitti ve ben de peşinden gittim. O kadar saçma sapan davrandı ki, duvara yumruk atmalar, bağırmalar falan. Ben artık sinirlendim ve bu kadarının da haklı olmadığını, istediğimi giyebileceğimi söyledim. Sana aferin. Bunun üzerine boğazımı sıkıp beni itti. Ben tabii bundan sonra asla beni aramamasını, şoktayım. Ve bir daha karşıma çıkmamasını söyleyerek hemen gittim oradan. O yaşlarda tabii kıskançlıkları çok fazla önemsemiyorsun. Hatta tatlı da geliyor. Tabii iş bu raddeye gelince durum farklılaşıyor. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Her kadın tek başına karar alabilmeli ve ne istediğini, ne yapacağını bilip kimseye sormadan özgürce istediğini yapmalı. Ve bunu yaşatan her kim olursa olsun anında hayatından çıkarmalı. Şu an 25 yaşındayım. Hala bu durum aklıma geldikçe kendime kızarım, nasıl böyle bir ilişkim olmuş diye. Ama tabii her yaşantı bir tecrübe katıyor insana. Çok şükür ki o hayatına girmiş ve sen şu anda belki seni hiç tanımamış binlerce insana bu anını anlatıyorsun ve diyorsun ki susmayın. Arkadaşlar, bu maillerde beni en sevindiren şey bu oldu. O kadar çok sesinizi çıkarmaya hazırız ki. Bu o kadar güzel ki. Sen sesini yükseltip hayır diyebiliyorsan, sen ilk başta şunu söylemeliyim ki kendine çok değer veriyorsun. Sen kendine çok değer verdiğin için ben de sana çok değer veriyorum. Herkes aynı şeyi söylüyorum. Öncelikle değerli olan bu konuda sensin. Ve ne etek giydiğim benim, ya tabii ki burada isim vermem hoş olmaz ama birebir şahit olduğum, bundan emin olabilirsiniz. Psikolojik şiddet göstererek yanında tutmaya çalışan insanı. Telefonunun bu dokümanını, tamam mı, X işte telefon operatöründen çıkartıp kimle mesajlaştığını, kimle kaç dakika konuştuğunu inceleyen arkadaşım var. Anlayamıyorum. Gerçekten insanları anlayamıyorum. Psikolojik şiddet, burada birazcık daha psikolojik ama birazcık da fiziksele dönmüş bu. Ya çok iyi yapmışsın. Yani bak, ne demiştik biraz önce? Bu artarak devam eder demiştik. Çocuk WhatsApp'ta kimle konuşuyorsundan fotoğraflarını karıştırmaya başlıyor. Sonra öküz içeri gidiyor, bilmem ne yapıyor. Kızı boğazından tutuyor.
Hadi ya kızcağız buna izin verse, işte o zaman işte seviyorum vesaire deyip, değişir deyip izin verse, belki de genellikle muhtemel bir sonraki raddede boyut daha da artacak. Arkadaşlar olmuyor. Yani insan tek başına değişmez. Ha o çocuk dese ki benim psikolojik bir sorunum var, hadi gel birlikte psikoloğa gidelim. Okey bak bu bir adım. Ama bunu yapan çoğu insan kendinde problem görmüyor ki. Benim bir problemim yok diyor. Hatta sen problemlisin diyor. Ya kadına işte o gün gördüğüm kadına demiş ki sen şizofrensin mi demiş. Bir şey demiş. Ya sen uyduruyorsun demiş. Böyle bir şey yok. Ya, kadını aldatıyor. Diyor ki sen uyduruyorsun, böyle bir şey yok. Ya anladın mı? Ya insanlar böyle olmuş. Bu yüzden demem o ki en doğru şey bu noktada, eğer karşındaki bir tedaviye okeyse gerçekten hemen bir tedaviye başlatmak, rehabilite etmek. Eğer ben normalim, sende problem var diyorsa da adios. Yani hemen, anladın mı? Hemen, çünkü potansiyel daha büyük bir şiddet gösterici o. Yani ben böyle düşünürüm. O kadar uzuyor ki, o kadar uzuyor ki, anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Bir sonraki videolarda bu kadın erkek ilişkilerini bayağı bir ele alalım. Son olarak başlıyoruz. Sevgi abla merhaba. Yaşadığım olay fiziksel şiddet değildi fakat ruhsal açıdan çok etkilenmiştim. Bunu okudum. Okuduğum şey evet, bir cinsel şiddetten bahsedeceğim şimdi ve hala bak gözlerim doluyor. İnanamıyorum. Yani sinirden gözüm doluyor bu arada. Sinirden. Yaşadığım olayı annem babam dahi bilmiyor. Artık birine anlatmanın vakti geldi. Şu an 23 yaşındayım ve yaklaşık 10 yıl önce, yani daha çocuk yaştayken mahallenin Kur'an kursuna gidiyorum yaz tatillerinde. Yolda yürürken arkamdan bir amca seslendi. Amca diyorum çünkü 50 yaşlarında falandı sanırım. Döndüm ve bana yaklaşmasını bekledim. Yanıma gelip bir yol tarifi sordu. Bu kadar sinirlenmemin nedeni hepimizin. Hepimizin yani gerçekten birçok cinsel tacize yolda, işte otobüslerde, bilmem nelerde ya da işte uzaktan bir şekilde, anladın mı? Fiziksel olmasına da gerek yok. Birçoğuna sadece kadın olduğumuz için değil, kadın yani 10 yaşında bir kız bu. Ya bir kız çocuğu yani olduğumuz için bunları yaşıyor olmamız ve bu insanların, inanamıyorum hala sokakta nasıl yürüdüklerine, inanamıyorum. 50 yaşında falan da sanırım. Döndüm ve bana yaklaşmasını bekledim. Yanıma gelip bana bir yol tarifi sordu. Gideceği yeri anlattım ama tek başına gidemeyeceğini söyleyip ısrarla benim götürmemi istedi. Çok korkmuştum ve kursa geç kalacağımı söyledim. Sonra benimle beraber yürümeye devam etti. Cami evimiz uzaktı, yani bayağı yürüdük. Camiye yaklaşınca elini omzuma attı ve göğsüme dokunmaya, sıkmaya başladı. Bunu söylerken çok utanıyorum. Kesinlikle utanmamalısın. Bence bunu söylerken Allah'ın cezası, umarım ölmüştür ve Allah'ın cezasını vermiştir. Vermediyse de Allah cezasını versin. Bunu söylerken çok utanıyorum. Zaten bu yüzden aileme de söyleyememiştim. Kendisine döndüm. Ne yapıyorsun amca dediğim zaman hiçbir şey yapmıyorum. Kızım sadece seviyorum dedi. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Koşarak kursa gittim. Ağlıyordum. Hocamız ne olduğunu sorduğunda utancımdan hiçbir şey söyleyemedim. Bir adam beni takip etti diyebildim sadece. Çocukça bir korku olduğunu düşündü bu şekilde anlattığım herkes. Adamın yaşı babamdan bile büyüktü sanırım. O olaydan sonra kendi öz ablamdan bile uzaklaştım. Benden yaşça büyük amcalardan korkar oldum. Günlerce ağladım, geceleri uyuyamadım. Ben normalde çok unutkan bir insandır ama o olayı asla unutamıyorum. Allah kimseye, hele ki bir çocuğa asla böyle bir durum yaşatmasın. Eğer olur da bir gün kendi çocuklarım olursa hiçbir şeyden utanmamalarını ve cesur olmaları için elimden geleni yapacağım. Sadece kadın değil, erkek çocukları, kız çocukları lütfen susmayın, sessiz kalmayın. Sonra bütün ömrünüz boyunca suskunluğunuzun cezasını çekersiniz. Bu konuyu sona ayırdım. Çünkü üzerine gerçekten konuşmak istiyorum arkadaşlar. Bunu ben de yaşadım. Ya buna benzer bir şey değil. Bu kadar fiziki bir şey değil ama tabii ki işte bir kızsan, bir kadınsan, dediğim gibi birçok yerde, birçok taciz adı altındaki şeye maruz kalıyorsundur. Fakat daha geçen gün hatta bir arkadaşımızla görüşüp böyle başımıza gelenleri anlatınca, o da böyle toplu taşımalarda başka şeyler yaşamış vesaire vesaire. Hemen herkes bunu yaşıyor. Peki ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Bizler küçükken genelde sesimizi çıkarmıyorduk. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu adamı korktuk adı altında. İfşa etmiyoruz ya. Bu adam arkadaşlar sadece bizle kalmıyor. Hepsi için aynı şeyi söyleyebilir miyim bilmiyorum ama benim düşüncem genelde bu adam bunu tekrar yapıyor. Tekrar yapıyor. Çünkü biliyor ki bak bir şey olmadı. Ayşe'ye dokundu, bir şey olmadı. Fatma'ya dokundu, bir şey olmadı. Bak bir şey olmuyor. Şimdi bak geçenlerde gerçekten
sinirleniyorum. Koca koca adamlar geçen gün gene bir oyuncunun çocuğunun da başına gelmiş. Koca koca adamlar, bunun kız erkeği yok ha, cinsiyet değil, hiçbir alakası yok. Diyormuş ki koca adam, işte sen buradan işte hadi takla at kızım, ben senin fotoğraflarını çekeyim. Manyak her yerde. Ama arkadaşlar sesimizi çıkartmak zorundayız. Bir kere artık her şey, bu yaş, yıl olmuş 2020. Artık her şey bu konuda çok daha açık. Bir kere bağıracaksınız. Bir kere sesinizi çıkartacaksınız. Bir arabadaki şoför mü sizi taciz etti? Hemen plakayı alacaksınız. Gideceksiniz, anlatacaksınız. Benim başıma bu geldi diyeceksiniz. O adam öyle bir ceza alacak ki. O adam öyle bir ceza alacak ki devlet tarafından. Değil böyle bir şey yapmak, aklından bile geçiremeyecek bir daha. Nasıl tedavi olacaksa olacak. Ama bizim sesimizi çıkartmamız şart. Metroda geçenlerde, metro ya da Marmaray'da kızım bir tanesi bir amcadan rahatsız oluyor. Bir şey yaşıyor ya da yaşamıyor bilmiyorum. Yüksek sesle amca biraz daha ileri gider misin diyor. Ardından işte amca hiçbir şey söylemiyor falan filan. Sonra tekrar kalkıyor. İfşa ediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir sonraki durakta güvenlikler o amcayı yaka paça alıyor. Bu korku bile inanın birçok kişiye yetecek bir korku. Niye? Çünkü bilecek ki bir daha yaptığında ifşa edilebilir. Bilecek ki insan içine çıkamaz. Bilecek. Bilecek ve yapmayacak. Hem sana yaptığı an hemen senin bir reaksiyon göstermen buna engel olacak. Bunun devamının gelmesine engel olacak. Çok şükür ki bu biriyle kalmış. Adam her gün takip edebilir çünkü. Ne yapacak? Kızcağız orada ne yapacak ki? Hem bu bir kereyle kalacak, hem de bir dahası olmayacak ya da devam etmeyecek. Bu çok önemli arkadaşlar. Sesimizi çıkarmamız lazım. Ben şimdi olsam, okulda bunu yaşıyor olabilirsiniz. Hemen en güvendiğiniz öğretmene ve aile bireyinize bunu söylemeyi unutmayın. Neler duyuyoruz? Kulaklarımız neler duyuyor? Diyorum ki hani nasıl oluyor da kıyamet kopmuyor diyorum. Annesinin ikinci evliliğinde küçücük yaşta taciz edilen çocuklar bakıcısına söyleyerek ortaya çıkıyor. Müdürü tarafından istismara uğrayan küçücük çocukları gördük biz arkadaşlar. Susmayın, susmayın, utanmayın. Bu sizin utanacağınız bir şey değil. Siz kimsenin canını yakmadınız. Siz sadece kendinizi korudunuz. Bunu sakın unutmayın. Utanmayın ve hemen aile büyüklerinize danışanı ve lütfen anne babalara da sesleniyorum. Bu hikaye gibi değil. Lütfen çocuklarınıza sesini yükseltmelerini ve hemen böyle şeylerle karşılaştığında size gelmelerini öğütleyin. Onların sizin kızacağınızı ya da onlar dışındaki bir şey yapacağınızı düşünmemeleri şart. Sizden çekinmemeliler. Çünkü zaten o adamdan korkuyorlar. Bir de sizden korkarlarsa ne olacak? Çocuklarınıza kesinlikle korkmamayı öğretin. Ne sizden korksunlar? Bu aileye saygısızlık, anne babaya saygısızlık boyutu değil. Bundan bahsetmiyorum ben. Size bir şeyi anlatmaktan, korkmamaktan bahsediyorum. Sizin böyle durumlarda her şekilde onlara inanacağınızı bilmeleri şart. Çocuklar görüyoruz, annesine söylüyor. Anne ben böyle bir şey söylüyorum diyor. Annesi de diyor ki işte yok canım, o amcam böyle bir şey yapmaz. Ya siz delirdiniz mi? Ha bir çocuk, onun bak kızcağız ne diyor, ben uyku uyuyamadım diyor. Ben de buna benzer şeyler yaşadım. Arkadaşlarımın hemen hepsi arkadaşlar bir noktada buna benzer şeyler yaşadı. Lütfen susmayın. Lütfen aileler olarak da çocukları konuşmaya, anlatmaya teşvik edin. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Ne olursunuz bu konularda uzman olmadığımı bilmenizi istiyorum. Lütfen yorumlarda da siz düşüncelerinizi paylaşın. sevgiyesor@atmayin.com adresine anılarınızı, hikayelerinizi belirtmeyi, göndermeyi unutmayın. Bir sonrakinde birazcık daha mutlu şeylerden bahsedelim. Bunu düşüneceğim. Düşünüp Instagram'dan size yazıyor olacağım. Bu arada biliyorsunuz ki Instagram'da her postta bir çekiliş yapıyoruz. Bu yüzden Instagram'ımı şuraya bırakıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Umarım sizi çok sıkmamışımdır ama sizi çok seviyorum. Unutmayın, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Siz en değerlisiniz. Bir sürü öpücük. Hoşçakalın.